Diyanet İşleri Başkanlığı son zamanlarda aldığı kararlarla çok kez gündeme gelmişti. Bugünse Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medyada en çok aranan konulardan biri oldu. Peki ama neden? Daha önce de Diyanet'in bünyesinde yer alan araçlar çok kez tartışılmış ve pek çok kamu idaresini geride bıraktığı ortaya çıkmıştı. Başkan Erbaş, açlık ve yoksullukla boğuşan vatandaşa sabır çağrısı yapıp lüks ve şatafattan kaçılmasını isteyen fetvalar yayınlarken hala 11 yaşındaki makam arabasına bindiğini ve geçenlerde bozulup yolda kaldığını, korkumuzdan araba alamıyoruz demişti. Ali Erbaş'ın kızının geçtiğimiz aylardaki bir paylaşımı da gündeme bomba gibi oturmuştu. Erbaş'ın kızı sosyal medyadan attığı bir story ile arabasının anahtarı için deyimi yerinde ise şiir yazdı. İşte o cümleler: "O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi, olduğun yerden seni fırt diye alıp çekebilmeyi. Önce çantama, sonra ceplerime, orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı. Allah'ım hiçbirinde yok. Nerede bu acaba? Nereye koydum, nereye?" Nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşün. "O kadar isterim işte sevgili anahtarım" şeklindeki cümleleri vatandaşlardan tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanı "lüksten kaçının" derken bugün ortaya Başkan Erbaş için yeni araç iddiası atıldı. Kullandığı araçlarla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a toplamda 3 binek Mercedes, 1 VIP Mercedes Vito ve TOG'dan sonra şimdi de Audi A6 model aracın tahsis edildiği öne sürüldü. İddialara göre başkanın kullanımına sunulan makam aracı sayısı da 6'ya yükselmiş oldu.